Kayıt altına alıyorum. Çift. Dört öğrencimiz varmış. Onları hemen derse kabul edeyim. Tamam. Hocam şu an açayım. Günaydın sevgili öğrenciler. Dersimiz meslek esasları. Dün İran dezenfektanın özellikleri ve dezenfektan kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri ne yapmıştık? İşlemiştik. Burayla ilgili sorusu olan var mı? Kalemler yazmıyor bu arada. Çocuklar bir saniye. Ben size içeriden... Dur. Vay vay, ben bir bakacağım. Bunların hepsini atalım. Evet, karışık. Şurada da var ama inşallah yazıyorum. Evet. Çocuklar, şimdi dezenfektan solüsyonları kullanım şekillerini nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmiştik. En son yapmamız gereken neydi? Çöplerle yönetim vardı, tıbbi atıkların yönetim vardı. Ben ne demiştim? Tıbbi atık yönetimi, tıbbi atıklar diyorum konuma. Adınız gibi bilmeniz gerekiyor diye bir madde bahsetmiştim. Tıbbi atık yönetmeliğini bunu bileceksiniz. Hasardaki çöpler neye göre ayrıştırılır veya nasıl atılmalıdır dediğinizde tıbbi atık yönetmeliğine göre atılması gerektiğini sizlerin biliyor olmanız gerekiyor çocuklar. Şimdi burada önemli olan sizin klinik çalışmanın içinde hangi çöpü hangisini atacağınızı bileceksiniz. Odadaki çöpler uygun bir şekilde toplanacak. Çöp kolonunda görünen bir kir varsa temizliği yapılacak. Sesim geliyor mu bu arada? Çocuklar çık maskeyle, sesim geliyor mu? Evet hocam, geliyor. Şöyle indireyim de aslında aldım çünkü. Uygun renkte çöp poşeti geçirecek. Şimdi kitabımız 3 rengi vermiş. 4 renk aslında yeni çıkan yönetmeliğe göre. Ben 4. rengi diye anlatacağım ama sınavda sorulmayacak. O bilginiz olsun diye anlatacağım. Dezenfeksiyon yapılırken farklı dezenfektanlar ve bunların sulandırma oranları var idi. 1'e 100 genellikle dezenfektanların sulandırma oranları. Bizim işimiz matematik çocuklar, sağlıkçılar çok yetenekli, çok kıymetlisiniz. O nedenle lütfen kendinize çok fazla değer verin ve bu değeri arttırabilmeniz için bilginizi tam donatmanız gerekiyor. Lavaboların günlük temizlendiğine bakmanız gerekiyor. Telefon, doktor masası, sekreter masası, bilgisayarların günlük olarak dezenfeksiyon, yüzeysel dezenfeksiyonlarının yapılması gerekiyor. Pencere kenarlarının tozu günlük alınması gerekiyor. Pencereler kirlilik oranına göre haftada bir sildirebilirsiniz. Zemin mobilya temizlenecek, kuru mobilya temizlenecek. Biz bunu işlemiştik. Neden kuru mobilya temizliyorduk öncelikle? Pamukçukları daha net mopa topladığımız içindi. Kullanılan moplar gün sonunda çamaşır makinesine yıkılacak, temizlenecek, kurulanacak ve temizlik malzemelerinin bulunduğu ayrı bir odada saklanacak. Odadaki tıbbi cihazlar her gün deterjanlı veya dezenfektan. Deterjanlı su hazırlamıyoruz artık çocuklar. Hastane yönetmeliğinde, tıbbi atık yönetmeliğinde de bunlar yazar.
yüzeysel dezenfektanları kullanıyoruz. Onları sıkıyorsunuz, bekleme süreniz var. Ona göre silme işlemini yapacaksınız. Muayene masası çarşı her hastadan sonra mutlaka temizlenmesine özen göstereceğiz. Bunu unutmayalım. Tıbbi atıkların yönetmeli doğrusunda atık maddeleri ortamdan uygun bir şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. Tıbbi atık yönetmeliği için de belirlenmiş şey uluslararası amleminin olmalı. Bu amleni derste, geçen derste işlemiştik. Şu şekilde bu tıbbi atık amlemidir. Tamam mı çocuklar? Bunu gördüğünüzde tıbbi atık olduğunu bileceksiniz. Mutlaka bu poşetlerin özelliklerini çok çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Tıbbi atık torbaları sevgili öğrenciler 3/4 oranında dolduğu zaman ağzı sıkıca bağlanır. Yazıyı okuyabiliyor musunuz? Bunun özellikle bir personeli var. Bu özellikle personel sevgili öğrenciler özel tulum giyiyor, çizme giyiyor ayağına. Okuyamıyorum. Kalemi göremiyorsunuz değil mi? Mavi kalemden arkadaşlar. Siyah mı? Siyah bir tane var bence hocam da şunlar yazmıyor, şunları atıyorum. Çocuklar ben bakın tıbbi atık yönetmeliğini dinleyin, bunu yazın. İkincisi, dezenfektan sulandırma oranı genellikle 1'e 10. Bunu bilin lütfen. Tıbbi atıkların en önemli şey uluslararası amleminin olması. Poşet üzerlerinde uluslararası amblemi olacak. Bunun bilgisini mi vereyim? Şimdi burayı siliyorum. Çöp poşetini koyduğunuzda çöp poşetleri 3/4 oranında dolduğu zaman ne yapacaksınız? Hemen sıkıca bağlayacaksınız. Görevlisini çağıracaksınız. Görevli gelecek. Daha sonra uygun depolama alanına transferini sağlayacaksınız. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir şey var mı? Kaç öğrencim var? 12. 12. Aferin çocuklarıma. Yokmuş anneciğim bir şey. Tamam. Çocuklar bunu çok basit. Şimdi 3 tane poşetten bahsediyor kitabımız. Birincisi eysel atık poşeti. Bu siyah renkli amblemi yok bunda. Bu amblemsiz. Bunda amblem yok. Bunda hastayla temas etmiş ama enfekte değil olan tüm malzemeleri hasta ile temas etmiş fakat enfekte olmayan tüm malzemeleri atabilirsiniz. Mesela hastasında banyosu verdik. Saçının banyosunu yaptırdık. Hastanın ara bezini aldık. Alt bezini aldık. Kirlilik yok ise bu poşete atabilirsiniz. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu poşetler sıvı geçirmez, su geçirmez olması çok önemli.
Tabiatı yönetmenliği lütfen açılın okuyun. Bunların poşetlerin metreleri ve kalınlıkları var. Ona kadar yazmıştır bu yönetmelik. Bu aynı zamanda doktorun hemşirenin kullanmıştır. İşte elini sildiği halı peçeteyi. Ondan sonra atıyorum kendisiyle ilgili kullandığı malzemeleri attığı poşet. Tamam mı? Doktora ve hemşirenin kendi kullandıkları malzemeleri attı poşet. İkincisi tabii atık poşeti. Lütfen bunları öğrenin. Sınavda gelecek. Kırmızı ve logolu. O amblem var mı ya? Olan poşetimiz bu. Kırmızı renkli. Bunda hasta ile direkt temas etmiş. Şurada dolaylı diyelim. Dolaylı temas. Hasta ile temas, direkt temas etmiş. Şurayı görebiliyorlar değil mi hocam burayı? Direkt temas etmiş tüm tıbbi ya da medikal malzemelerin olduğu çöp. Bunları örnek verecek olursa damarını açıyoruz. İntraketler, IV kateterler verebiliriz. Sondalar, idrar sondası, kateter, sonda, pansuman malzemeleri, pansuman sonrası kirli malzemeler, plastik içinde ilaç koyduğunuz serum setleri, ilaçlı serum setleri. Eğer düz yarım ayda bir serum veriyorsanız, mesela ezotemin içine ilaç koymadan veriyorsanız, siyah atık poşete atmanızı söylüyor şimdiki yönetmelik. O yüzden sizler iyi bir kanun okuyucu olmanız gerekiyor. Bu nedenle bunları bilmenizde fayda var. Kitabımızda en son kısımda diyaliz atıkları, laboratuvar atıkları da var burada. Diyaliz, laboratuvar, atıkları. Çocuklar, kliniğe girdiğinizde zaten profesyonel olursunuz. 3 tane konteyner var. Çöp kovaları belli, renkleri belli. Ona göre atıyorsunuz bu malzemelerinizi. Kitabımızın en alt kısmında kan ve kan ürünleri diye bir kısım var. Burada eğer kan transfüzyonu sıkıntılı değil ise, verildiyse kan ve kan ürünleri, kırmızı poşete atıyorsunuz. Fakat oldu hastaya herhangi bir nedenle kan ve kan ürünlerini uygulayamadığınız için ekstra bir ayrar çekiyorum. Bunları direkt kan merkezine iade ediyorsunuz. Veya transfüzyon yaptınız. Şöyle bir durum var. Hemen kan poşetini direkt kan merkezine iadesini yapıyorsunuz. Aklınızda olsun. Yazınca bekler misiniz demişler. Tamam. Yazıyorlar sonra. Çocuklar yazıp bir not atar mısınız? Çok sevinirim. Kitabımızın altında kemoterapik ilaçlar diye bir kısım var.
Şimdi ilaç plak onları ayrı toplanmaya başladı. O nedenle bunu sarı poşet olarak açacağım ama siz sınavda yazmasanız da olur, bilginiz olsun diye söylüyorum. Yeni bir renkli kitabınıza alınmamış bu. Yazmışlar. Yazdınız peki. Üçüncüsü, geri dönüşüm. Poşeti, yani mavi renk. Ben şunu söylerdim, klinikte çalışırken bir kliniğin çok çalıştığını görebilmeniz için lütfen çöplerini inceleyin derdim. Hangi klinikte çöp daha fazla çıkıyorsa bilin, oradaki hemşire doktor inanılmaz çalışıyor demekti. Bu geri dönüşüm poşetine kartonlar, kağıt, normal bir cam şişeler, plastik kaplar, bunlar enfekte olmayacak, hastayla temas kesinlikle yok. Hasta ile teması olmayacak. Hasta ile asla temas etmemiş olmalı. Temas etmemiş olmalı. Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı? Beşincisi, cam şişe, daha doğrusu ilaçlı cam şişelerin, ilaç cam şişelerinin, dört yazmadık demişler. Dört. Ben aklımda hemen oraya. İlaç cam şişelerinin, yani telefonların atıldığı sarı poşet. Çocuklar önceden kırmızıya attırıyorlar fakat ağırlık nedeniyle patlama riski vesaire sıkıntı oluyordu. Bu şişeler ayrı toplanıyor artık. Ona göre belediye kendi araştırmasını yapıyor. Beşincisi şap bazlar. Yani delici, kesici, alet kutusu. Bu kutu şu şekilde çocuklar, yani şekil düzeni yapayım. Şuradan büyük bir kapağı var, bu kapak kapalı. Şuradan bunlara ne atacağız? Dersimde söylemiştik. Ne atıyorduk? İğne uçları. İğne uçları, bistüri, neşter, tamam mı? Ampul, ilaç ampulü bu yalnız. Klinik uygulamalarda göreceksiniz ilaç ampullerini. Şu uca takıyorsunuz, enjektörü, bistüriyi takıyorsunuz ve bu kutunun içine atmaya özen gösterirsiniz. Bu poşetler 3 bölü, bunu sorarım, 4 oranında dolduğu zaman atıkları götüren personeli çağırıyoruz, temizlik görevlisini çağırıyoruz ve onunla depolama alanına gönderiyoruz. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu konu çok önemli. Yazdınız mı? Sinirli demişler. Tamam, bekliyorum. Kısaca yine bir özet yapacağım.
Silebilir miyim? Yazdık demişler. Tamam, şimdi kısa bir özet yapıyoruz. Çocuklar, hızlıca ana temayla bilmeniz gerekenleri hemen yazıyorum. Size ben şunu sorduğumda hemen şunun cevabını vereceksiniz. Hastanedeki çöpler hangi yönetmeliğe göre atılmalıdır? Yazabilen var mı orada? Çocuklar, hastanedeki çöpler hangi yönetmeliğe göre atılır? Alman yazmış. Ne yazdı? Tıbbi atık yönetmeliği. Aferin Ahmet. Ben bunun üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Tebrik ediyorum Ahmet. Yönetmeliğine göre atılır. Bu bir sınav sorusu olabilir. Tamam mı? Aklınızda olsun. Tıbbi atık yönetmeliğine göre. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü ne demiştik? Yanlış bir objeyi atıyorum eser için, eser atığın içine. Biz attık, hastanın enfekte bir dokusunu attık. O zaman suç işliyorsunuz. Cezai yaptırımı var. Özel hastanede çalışırsanız işte atılırsınız. Devlete çalışırsınız, parasını size ödettirirler. Şimdi gelelim tabi atıkların çöp poşetlerine. Eser atık ne renkli? Eser atık poşeti. Hemen siz söyleyeceksiniz, ben yazacağım. Siyah. Evet, harika. Ahmet. Siyah, Ahmetciğim, tebrik ediyorum. Tıbbi atık poşeti. Ne renkli? Bektaş sarı demiş, Ahmet kırmızı. Ahmet kırmızı. Bektaşçım kırmızı ve tek anlamı olan bu. Sarıyı ve ikisini de bilen var. Logo. Tamam mı? Bunun altını çiziyoruz. Logo'lu olacak. 3. Geri dönüşüm ne renkli? Mavi. Evet. Bunları böyle sınavda sorarım. Cam şişe, daha doğrusu ilaç şişeleri diyelim. İlaç şişeleri. Karışıklık olmasın. İlaç şişeleri. Ne renkli? Sarı mı? Sarı ve yoğurdu. Bu da yoğurdu. Tamam mı? Şarpaz, yani delici, kesici alet. Beşincisi, alet kutusu. Bu sarı ve kırmızı renkli. Bunu söylemediğim için daha söyleyeceğim. Ve yoğurdu. Bunu ebatları çocuklar kullanım yerlerine göre değişir. Litreden litreye, yarım litreden tutup 50 litreye kadar olanı var. Peki bu çöp poşetleri kaçta kaç oranında dolduğunda ağzını bağlayıp temizlik görevlisini çağıracağız. Hızlıca bana yazın. Bunlar sınav sorusu. 3 bölü 4. Harikasınız. Peki taşlanmaz. Aferin Bektaş Rahmet. Eğer bunları kafanıza tutursanız sınav bile çalışmanıza gerek yok. Bakın tık tık diye yazdınız, söylediniz. Peki çöpler nereye gidiyordu? En son gittiği yer, transfer edilen yerimiz. Çok basit. Cümleyi hemen kurarsınız. Çöp depolama alanına gidiyor. Tamam mı? Ayrı bir yer çöp depolama alanı. Buna gönderilir. Burayı görüyor musun hocam? Dolan çok. Tamam mı? 3/4 oranında doldu. Temizlik görevlini çağırdım. Çöp depolama alanına gönderdim. Tahtayı silebilir miyim? Yazıyor musunuz? Tamam. Çocuklar bu ortalama işin başından beri yaptığınız şeyin özeti. Ama bunların içine sizler dolduracaksınız. Siyah poşete ne yapacağınızı siz bileceksiniz. Tıbbi atan ne yapacağını bileceksiniz. Çünkü bunlar belediye geldiğinde kilogram başına fiyat ödüyor hastane. Sizler yanına
atar iseniz tabiatının ve sarı atık şu ilaçların maliyeti çok yüksek. Yanlış çöpleri yanlış yerlere atarsanız maliyeti yükseltirsiniz. Aklınızda olsun. Ne olur doğru kullanımı öğrenin. Şimdi bu yaşlarda öğrenirsiniz. Biz kendi evimizde bile geri dönüşüm çöplerimizi ayırıyoruz. Biliyorsunuz sokakta bu işi yapan vatandaşlarımız var. Onlara yardım olmak amacıyla çöpleri karıştırmasınlar diye. Evde bizim bir geri dönüşüm poşetimiz var. Ona koyuyoruz onlar geçerken ya da çöpün yanına, çöpün içine de atmıyoruz. Onun yanına koyuyoruz ki çocuklar kirlenmesin, onlar hastalanmasın diye. Sorusu olan var mı burayla ilgili sevgili öğrenciler? Anlaşılmayan bir yer. Silebilirsiniz mi çünkü? Tamam. Siliyorum. Silmeyin diyorsunuz demez. Tamam. Şurayı sileyim Sudenaz. Burayı yazmışsındır. Şurası önemli. Bunları biliyorsunuz. Şu kitabınızda yok ama hani bilmenizi istiyorum. Çünkü yönetmelikleri okumanız gerekiyor çocuklar. Hastanede eğitimler veriliyor fakat sizin ilk kanun okuyucu, yönetmelik okuyucu olmanız gerekiyor. Sağlık çalışanı olduğunuz için ve bizim işimiz hep güncel bilgi takibidir. Bu güncel bilgiyi ancak okuyarak kapatabiliriz. Silin dediğinizde ben sileceğim. Tamam mı? Kaç dakikamız kaldı hocam? 2 dakika. Soru soran varsa lütfen yazsın. Ekstra bir şey 2 dakika kaldığı için çocuklar ben sizlerden çok umutluyum dedim. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler belli bir şeyi doldurduk. Biz şu an size öğretmen olarak hizmet veriyoruz şu bu sıralarda. Şimdi hastaneler yapılırken sizlerin görüşleri, fikirleri. Şimdi bazen insanlar çalıştıkları ortamda bakar kör. Yani ne istiyor, ne diyorum? Kanımsıyorsunuz. Evinizde aynı odaya sürekli baktığınızda o odayı öylece benimsiyorsunuz. Ufak değişiklik yaptığınızda belki daha kullanışlı olacak. Bunu fark edemiyorsunuz. Bakar körlükte bunu kastediyoruz. Aranızdan bazılarının çok iyi fikirleri olacağını düşünüyorum hastane yapılanmalarında. Ben keza mesela paraplejik yani karşılık hastalarla çalıştığımda tutamakların yapılmasını söylemiştim. Travertenlerin yapılmasını, trabzanların pardon yapılmasını söylemiştim. Tuvaletlere zorla yaptırmıştım. Şimdi yine bu tabi atık yönetmeliğinde dezenfeksiyon atık yönetmeliği de çıktı çocuklar. O kapsamın içinde giriyor. Yeni yapılan hastanelerde kulak dolgunun olsun diye anlatıyorum bunu. Dezenfektan solüsyonlar halkın kullandığı içme suyuna veya halkın kullandığı lobara karışmamak adına ayrı bir lobar sisteminin oluşturulması gerekiyor. Yani merkeze lobara girmemesini istiyorlar. Yeni kanunda bu yer alıyor. Yeni hastaneler bu şekilde yapılanmaya çalışıyor. Bunun içinde batikonlar, işte kullandığımız dezenfektan solüsyonlar, yüzey dezenfektanları vesaire hangisi ise onları ayrı bir kanalizasyona gönderiyorsunuz. Bir ara dakika ara verin, 10 dakika aradan sonra görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, merhaba. Ahmet'in değil mi bir sorusu var. Kilogram başına ücretlendirdiği tıbbi atık yönetmeliği yapmıyor. Belediyeler belirliyor. Belediyenin çöp ekibi var. Onlar belirliyor ve tıbbi atık logolu arabalarla taşınıyor. Transferler bu şekilde. Burayı silebilir miyim sevgili öğrenciler? Ben sahne çekmiş mi? Sude silinmemiş de. Tamam siliyorum. Almışlardır diye düşünüyorum. Bir cevabının çoğu yok gibi. Şimdi kitabınızda çok önemli bir konu var. Bunu da tekrarlamak istedim bu sırada. Merkezi sterilizasyon ünitesi diye bir ünite var hastanede. Merkezi sterilizasyon. Sterilizasyon neydi? Geçen ders işledik.
Lütfen derste buna dikkat ediyoruz. Ben dersi derse öğrenmenizi tavsiye ediyorum her zaman. Cevap yazan var mı? Temizlik değil mi? Değil. Temizlik yüzeysel kelimedir bizim için. Temizlik olarak yorumlanıyoruz. Sterilizasyon neydi çocuklar? Tekrar yazalım. Cansız yüzeylerdeki mikroorganizmaların mikroorganizmaları kısalttım. Sporları dahi öldürülmesi işlemine sezasyonla ilgili öğrenmek istediğiniz ne varsa çocuklar senenin sonuna burası bir özel dal bilgi gerektiren bir merkez. Dezenfeksiyon neydi? Çocuklar yine tekrar yapıyoruz. Dezenfeksiyon neydi? Yazan var mı hocam? Yok. Cansız yüzeylerdeki mikroorganizmaların parantez içinde sporlarından etkili, sporlarını öldürmez mikroorganizmaları öldürme işlemi. Sporlarına müdahale edemiyor ama mikroorganizmanın kendi genel yapısını öldürüyor. Sporların kalması demek mikroorganizmanın tekrar üremesi anlamına gelir. O nedenle amilakhanede özellikle hücrelerde müdahale, bir sonraki dersimizde çocuklar müdahale odaları, muayene odalarında özellikle kullandığımız malzemenin kesinlikle steril olması gerekiyor. Bu kelimeyi çok duyacaksınız. Steril. Malzemelerin üstünü ben okuyayım. Hangi sterilizasyon cihazı kullanıldıysa onu yazar. Cihazın kaç kullanıma uygun olduğunu yazar. Son kullanma, üretim ve son kullanma tarihlerini lütfen teyit ediyorsunuz. Bir malzemenin üstünde okumanız gereken. Dekontaminasyon neydi sevgili öğrenciler? Yazan var mı? Geçen ders işledik çocuklar. Ön temizlik. Evet, harika. Bunu bilebilmeniz benim için çok önemli. Ön temizlikte ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Kullandığımız tıbbi malzemelerde kan, müküs, sekresyon var ise ne yapıyoruz? Biz onun ön temizliğini ya suya tutuyoruz ya dezenfektan solüsyonuna yıkıyoruz. Yani daha düşük düzeyde dezenfektan solüsyonuna temizliyoruz. Biz buna ön temizlik adını veriyoruz. Tamam mı? Ve kontaminasyon işlemi temizlikti. Kontaminasyon neydi? Ahmet, senden cevap bekliyorum oğlum. Bektaş, Sude, Şeyma var mı sınıfta? Yazan var mı? Kontaminasyon neydi? Bu kelimeyi veririz mi? Ne oldu? Soracağım biliyorsunuz. Derste bastıra söylüyorum. Tekrar der misiniz hocam? Kontaminasyon neydi? Biliyorsunuz çocuklar bunu. Üstüne bastıra söyledim. Kontaminasyon. Tahtayı da görür. Kontaminasyon. Şöyle yazayım. Bulaşma mı demiş Seray? Bulaşma. Evet. Seray. Bulaşma sonucu ne oluyordu? Seray. Kirli. Evet. Ahmet kirli.
Aha, evet, böyle anlattık tüm belası. Kirlilik ve ön temizlik. Kirlilik söylenirken de ön anlamında, ön kirlenmeyi temizlemek anlamında yorum yapacaksın. Bu şekilde öğrenmenizi tavsiye etmiştim. Burak'a size sormak istediğiniz bir şey var mı? Merkezi sterilizasyon üniteleri ya hastanenin kendi bünyesindedir ya da hastaneler bu hizmeti satın alır. Bazı ağız diş poliklinikleri şu an hastane dışı merkezi sterilizasyon ünitelerinden bu sistemi satın alarak hizmetlerini yürütüyorlar çocuklar. Eğer ilgi duyarsanız çok cüzi paralarla DAS diye bir dezenfeksiyon, aseptik, sterilizasyon üçünü de yazmış bir dernek var. Bu derneğe kurslar düzenliyor ve kurs Sağlık Bakanlığı onaylı. Bunu aldığınızda işle işki yerine müracaat ettiğinizde, bunu verdiğinizde işe alınma önceliğiniz oluyor. Bilginiz olsun. Bu ekstra bir bilgi. Tamam mı? Bunu da not alın. DAS dernek. Girerseniz internetten görürsünüz. Kurs yılda iki kez düzenliyor. Bu pandemiden dolayı düzenlenebilir. Online olabilir. Eğitimleri uzaktan olabilir. Çok cüzi paralarla bu sertifika programını almanızı tavsiye ediyorum. Tamam mı? Mezuniyet sonrası. Silebilir miyim burayı? Birazcık kullanacağım. Tamam. Sorusu olan varsa sorusunu sorsun. Hocam siz Ahmet'i sorunca atarken yoktu, sonradan geldi. Tekrar söyleyebilirsiniz. Ahmet. Sorun çok güzel bir soruydu. Soruyu tekrar cevaplıyorum. Çöpler kilogram başına tıbbi atık üretmeliğine göre alınmıyor. Belediyelerin belirlediği fiyatlara göre alınıyor. O nedenle tıbbi atıkları biz çok düzgün yönetmeliyiz ki hastaneye maliyeti en aza çekmemiz gerekiyor. Tamam mı? Belediye belirliyor. Belediyelerde de özel çöp arabaları var. O da logolu tıbbi atık, yani hastane atığı taşıdığını belirten logo bulunuyor üzerinde. Silebilir miyim burayı çocuklar? Bu genel bir tekrardı burası. Kitabımızda var. Tamam. Şurada sporlar ölecek. Burada sporların değer edemiyor. Aradaki ayrıca böyle. Bunda da böyle ölüyor. Sildim. Merkezi sterilizasyon ünitesinde, tamam mı çocuklar, kullanılmış komplemine sev, alet, malzemeler kapalı bir şekilde kullanılmış. Şuraya NSÖ diyeyim de aklınızda olsun. Kısaltacağım çünkü kullanılmış tıbbi malzemeler. Kapalı olarak merkezi sterilizasyon ünitesine götürülür. Tamam mı? Bu poşete koyabilirsiniz. Zira kendi özel şeyleri var çocuklar. Kumaştan yapılmış malzemenin içine konur veya kaplarda gelmesi gerekiyor. Kullanılmış aletler barkod okucu ile sayım ve kontrolleri yapılır. Barkod okuyucuyla sayım ve kontrolleri yapılır. Bu her hastanede yok sevgili öğrenciler. Burada en az 5 madde bilmeniz bana yeter. En önemlisi bir kere kapalı gönderilmesi. Yıldız attıkların çok daha önemli. Her set içerisinde mevcut olan aletlerin kayıtlı olduğu bir liste olacak. O ameliyathanelerde var ama kliniklerde henüz yok. Bunun bilgisini vereyim.
Her set içinde, set içinde malzeme listesi olacak. Ameliyat için çok önemli. Atıyorum 10 tane makas, 10 tane lens, 10 tane portekli olacak diye şöyle bir kağıdın içine tık 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 yazalım. Tamam mı? Ona göre gelmesi gerekiyor. Biz de ona göre hazırlamamız gerekiyor. Aletlerin birbirine temas eden uçları açık pozisyona gelecek. Şu şekilde açık bırakılacak. Bilginiz olsun. Açık pozisyona gelecek. Alet uçları diyelim. Kaç öğrenci var? 18. Sorularınız varsa bekliyorum çocuklar. Steril alet, set ve malzemeler evde, kucakta, poşet içerisinde veya servis sepetleriyle taşınır. Malzeme teslim tutanağıyla verilir. Çocuklar hazırlanan set, steril olan setler, uygun bir şekilde taşınmalıdır diyelim buna. Uygun bir şekilde taşınır. Kucakta taşırsınız. Ya araba vardır ya uygun bir poşeti vardır. O şekilde taşırsınız. Burada en önemli şey alıcı ve verici, alan kişi ve veren kişi tutanak karşılığı, tutanak karşılığı teslim yapar, teslim eder. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu da çok önemli. Lütfen çocuklar son uçağa yazık kalır. Her işinizi lütfen belgeli hale getirmeye özen gösterin. Çocuklar burada merkezi sterilizasyon ünitesinde ameliyathane teslimleri anlatmışlar. Orada da aynı şekilde tutanak karşılığı veriyorsunuz. Ameliyathane de aynısı. Ameliyathanede de aynı. Tamam mı? Altı. Ameliyat dışındaki servislere verilirken çocuklar özel mantıklar var. Yine bakın kayıttan bahsediyor. Hangi servisten geldi, hangi malzeme geldi, kim tarafından getirildi ve ne zaman teslim edileceği. Bazı malzemeler 3 gün sonra, bazı malzemeler o gün içerisinde teslim ediliyor. 3 nüshalı ama 3 nüshalı tutanakla teslim ediliyor. Tamam mı? Yani şu an 2 tutanak, 2 nüshalı. Bilginiz olsun. Değişiyor. Hastane politikalarına göre değişiyor. Buraya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Var mı hocam? Kaç dakikamız kaldı? Burayı silebilir miyim? 15 dakika. Silebilir miyim? Bu 5 maddeyi dinletmen için yeterli çocuklar. Bu 5 maddede 2 tanesi daha da önemli. Kullanıcı tüm malzeme kapalı bir şekilde sterilizasyona getirilmeli. Hangi sterilizasyon tekniği kullanılacaksa merkezi sterilizasyon sorumlusu karar verir. Bunu unutmayın. Bilmeyin demişler. Bir de Ahmet bir soru sormuş. Sor. Dışarıdan bağlandıktan sonra dezenfektan edilirim mi? Tabii. Şimdi şöyle bazı malzemeler yukarıda çocuklar çok komplike malzemeler kullanılıyorsa ve dezenfektan solüsyonları yok ise burada dezenfekte edilir. Ama merkezi sterilizasyon ünitesine gelen bir malzemenin önce dekontaminasyon yani ön temizliğinin yapılmış olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Oldu mu? Ama ameliyathanem içinde bir cerrahi alet düştü. Sterilizasyon işlemleri, çocuklar, flaş otoklağı var. Yani hızlı sterilizasyon. O da 30 dakikada steril edebiliyor. Doktorun bunu bekleme gibi bir süresi yok ise o zaman ne yapıyoruz? Yüksek düzey dezenfektan solüsyonu içinde 5-10 dakika veya 15 dakika bekletiyoruz.
doktora kullanımı hazır hale getiriyoruz. Alan çok zevkli bir alan. Ve hakikaten çocuklar inşallah sizin pandemi yatışı merkezi sterilizasyon ünitelerini görmenizi tavsiye ediyorum. Fabrika gibi çalışıyorlar, arı gibi çalışıyorlar. Burada malzeme güvenliği ön planda, malzemelerin kontrolü, sayımı, her şey ön planda. Ameliyat güvenliği, bu malzeme güvenliğindeki en büyük şey yapılan ameliyatın güvenliği, konforu, hastanın sağlığı için yapılıyor bunlar. En önemlisi bu. Bunun bilgisini ne olur kavrayın. Eğer kirli bir alet gördüyseniz cerrahın elinden siz onu kapın ve alın. Sterilizasyon, dezenfeksiyon neyse yapın. Ben sahada çalışırken bu hassasiyete çok çok özel göstermişimdir. Hastaya dokundurtturmamışımdır doktora. Bu şekilde dokunamazsınız demişimdir. Bu eğitimle olur. Ne olursunuz bu alanda kendinizi yetiştirmeye özen gösterin. Silebilir miyim? Şimdi geçen pazartesi öyle bir giriş yapmıştık müdahale odalarına. Derse katılanlar vardır. Bunu genel hatırlatma anlamındaki dersimi böyle geçirmek istedim. Müdahale odalarının özellikleri vardı. Şimdi şu konuyu değiştiriyorum. Kafanız karışmasın. Müdahale odaları nasıl odalardı? Yazan var mı? Nasıl odalardı sevgili öğrenciler? Müdahale odaları. Normal poliklinik. Steril değil. Özellikle işlemlerin yapılacağı her türlü odaya biz müdahale odası diyoruz. Ne? Yerinde 24 metre olmalı demiş. Evet, senin fiziki mekandan bahsetmiş. Aferin Selim. Müdahale odaları en az 24 metrekare. Şöyle yazalım. Şöyle bir maddeleyelim. Birincisi, özel işlemlerin yapılması için tasarlanmış özel işlemlerin yapılması için tasarlanmış odalar. Aslında bu odalar küçük cerrahi müdahaleleri kapsar. Aklınıza ne gelirse buna. Küçük cerrahi müdahaleleri kapsar. Müdahaleleri kapsar. Bunun için de örnek, herhalde acil müdahale malzemeleri bulunacak. Evet, evet, acil müdahale malzemeleri mutlaka olması lazım. Çocuklar, polikliniklerde şimdiki noktalara acil müdahale malzemeleri konuyor. Tırnak batması, tırnak batması, biyopsi, koterizasyon yani kanamayı durdurmak için yapılan yapma işlemi ya da ne diyeyim ben çıkarma, ben eksize ekle çıkarma, ben çıkarma eksize, bu cümleyi de bölün, eksize etme. Kitabımızda sünnet var galiba ama sünnet artık polikliniklerde yapılmıyor. Son yönetmelik gereği, bakın bütün bilgilerimizin güncel olması lazım. Kitabımızda bu yazılmış ama yok bu. Urolog doktorların yapması konusunda kanun çıkmıştı. Ameliyathane koşullarında sünnet var. Sil yakımı, yani sil koterizasyonu. EKG makinesini demiştim. Evet. Yakılması, yani kanı durdurmak için kanamayı diyelim daha doğrusu. Kanı demeyelim de kanamayı durdurmak
işlem. Sonda takımı, sonda takma. O forex sonda olabilir, idrar parantez içinde. Ya da nazogastrik MG, nazogastrik açılımı yapayım, nazogastrik. Yani mideye sonda takma olabilir. EKG olabilir. Holter olabilir. Oksijen makinesi demiştim. Oksijen makinesi evet var. Zaten bütün profilinlerin içinde zorunludur bu. Bu tarz işlemlerin yapıldığı, özellikle işlemlerin yapıldığı yerlere biz müdahale girişim odaları adını veriyoruz. Tamam mı çocuklar? Gireceğiniz yerlerde bu olaylara hakim olursanız bunların hepsi özel bir alan. Bir önceki dersimizde Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bazı şeyler var. Burayı yazdınız mı? Silebilir miyim? Ha, ikincisi bu müdahale odaları 24 metrekare olacaktı. Selin söylemişti değil mi? Selin söylemişti. Havadar olacaktı. Olmalı. Havalanması iyi, havalanmalı. Havalandırması iyi. Işık kaynağı iyi. Ondan sonra kapı 100 santimlik. İşte onu yazıyorlar. Yönetmelikte bunların hepsi tek 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 pencere olacak mesela. Bunları yazmışlar. Bunları buradan sorma. Sadece şunu bileyim. Sevgili öğrenciler bana yeter. Özellikle diğer olduğunu ne gibi işler yapılabileceği konusunda birkaç örnek bilmeniz yeterli. Yeşil demiş bir şey daha. Temizlerden kirliyle temizlik yapılacak. Evet, o önemli. Ama şimdi biraz müdahale odalarının özelliklerinden bahsedeceğiz. Geçen ders bahsettik. Sevgili öğrenciler. Bundan kliniğe çıktığınızda çok çok rahat algılayacağınız, rahat ortama adapte olacağınız yer. Silebilir miyim burayı? Seray temizlik malzemesi için her bölüm ayrı gelir. Kesinlikle. Kesinlikle. Yemeğin demiş gibi. Tamam. Temizlik çok önemli. Doğru söylüyor Seray. Temizlik çok önemli. Çünkü buradaki bir enfeksiyon zincirleme, doktora hemşireye, hastayı, hastaları daha doğrusu enfekte edebilir. Şimdi bazı özellikli odalardan bahsettim. Tamam, siliyorum. O özellikli odalar arasında ne vardı? Endoskopi odası vardı sevgili çocuklar. Endoskopiyi anlatmıştım geçen pazartesi. Hatırlayalım, var mı aramızda? Bir. Endoskopi ünitesi. Hatırlayan var mı? Hatta Bektaş anestezi verilir mi diye de sormuştu burada. Sindirim sisteminin incelendiği sindirim sisteminin incelendiği müdahale odası. Burada ağızdan başlayıp önümüze kadar olan tüm sistem inceleniyor. Endoskopik kameralı cihazlarla inceleniyor ve bir ortamı var. Gerektiğinde hastaya anestezi uygulanarak yapılması gerekiyor çocuklar. Bu odalarda çalışmak inanılmaz mutlu ediyor kişileri. Bu da özel dal sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. İşe alınmanız da
çok çok avantajlı bilgisini vereyim. Lütfen kendilerinizi sağlıkta her bir cümle, her bir kelime özel dağılır. Bunu unutmayın. Tamam mı? Beytaş demiş ki hocam, ucunda kamera var değil mi? Evet, ucunda kamera var. Hatta ne dedik Bektaş, hatırlıyor musun? Bir kapsüle, şu an Japonlar çalışıyor. İlaç kapsülüne kamera koyup ağzından tutacaksınız. Küçücük bir şey çocuklar, şu kadar. Kamera çekimleri yapacak, ön üstten çıkacak. Tamam mı? Büyük abdestiniz yaparken onu getireceksiniz, bilgisayara yükleyeceksiniz. Bütün sistemi inceleyen bir cihaz üzerinde şu an çalışılıyor. Şu an kullandığımız aletler de çok rigid, yani hastayı rahatsız edici aletler olmamasına rağmen bunu tasarlıyorlar şu an. Bilginiz olsun. İkinci odamız alçı odaları. Alçı odalarında ne yapıyorduk çocuklar? Karın çıkıkları ne yapıyorduk? Tespit ediyorduk, atele alıyorduk. Hareketsizliği hareketsiz hale getirmeye çalıştığımız odalardı bu alçı odaları. Bu alçı odalarında röntgen yakında olacak. Bunu unutmayın, yakında olacak. Ben size derim ki gayet odalarına örnek verin. İçinden de birini anlatın derim. Hangisini istiyorsanız anlatın. Üçüncüsü ürodinami odaları. Ürodinami neydi? Mesanede ve böbrek fonksiyonlarını incelendiği odadır. Mesane, böbrek ve işleme testi yapılan odadır sevgili çocuklar. Üroloji polikliniğin içinde veya katında rol oynar. Endovizyon sistemleri, bu endovizyon sistemlerini anlatmıştım. Endovizyon sistemleri. Bu ameliyathanede kameralı sistemlerin hepsini kapsıyor. Ameliyathanedeki hasta içine giren tüm kameralı sistemleri kapsıyor. Tüm kameralı sistemleri. Ama ameliyathane çok özellikleri, çok severek çalışacaksınız. Resitasyon odası çocuklar. Neydi bunu biliyorsunuz? Lütfen yazın. İlk yardımda da anlatacağız. Resitasyon odası neydi? Yeniden canlandırma odası, yeniden herhangi bir şekilde hasta vefat etti veya beyin ölümü gelişmedi. Onu bu bakımdan tekrar yeniden canlandırma yapılan oda. Kalp akciğer canlandırması. Evet. CPR. Bunu öğrendiniz, tamam. Çok güzel. Diğer odamız jinekolojik muayene odası. Jinekolojik muayene odası neydi? Hemen siyah sıranın dersiniz bitiyor bu arada. Çocuklar geçen ders yazdık biz bunları. Var mı yazan? Kız öğrencilerim yazsın. Jinekolojik muayene odası. Kadın hastalığı. Evet, kim yazdı? Ahmet. Ahmet, harikasın. Kızlar yazdı. Kadın hastalıkları. Kadın hastalıkları veya sağlığı fark etmez. Kadın sağlığı için tasarlanmış odalardır. Burada kadınlara yapılması gereken ne varsa, ultrason, spray, kültür, biyopsi, ne varsa bu odada yapılması gereken işlemleri
yaparlar. Doktora hemşiresi burada olması gerekiyor. Çocuklar, sonraki ders sorularınız varsa lütfen hazırlayın. Kasım ayının sonunda sınavımız olacakmış gibi ne olur derslerinizi çalışın. Sorularınız varsa bir 5 dakika ders öncesi hazırlayın ki derse girmeden soruları cevaplayın. Ondan sonra derse başlayalım. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle. Sınav tarihi demiş. Kasım sonu olabilir. Olacak ama hangi tarihler arasında olacağını henüz biz de bilmiyoruz çocuklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasını takip ediyoruz biz de sizin gibi. Derse katılan öğrenciler için çok teşekkür ediyorum bu arada. Dersi öğrenirsiniz çocuklar. Okuyarak da öğrenirsiniz ama dersi öğrenirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.